Haber zamanı devam ediyor sevgili seyirciler. Programın ilk bölümünde demiştik ki ikinci bölümde gençliği konuşacağız. Atatürk bağlamında gençliği konuşacağız. Konuğumuz da Yakın Doğu Üniversitesi'nden Rekreasyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hakan Atamtürk. Konuğumuza bir hoş geldin diyelim. Hakan Bey, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hakan Bey hoş geldiniz dedik ama bir son dakika haberimiz vardır. Bir onu paylaşayım sizinle sevgili seyirciler. Ondan sonra Hakan Bey'le sohbetimize devam ediyoruz. Maalesef yeni bir yangın haberimiz var. Maalesef diyorum, gerçekten çok üzücü. İskele Belediyesi'nden yapılan bir çağrı var. Yangın İskele'ye bağlı Altınova Köyü'nde meydana geldiği çok ciddi bir yangın olarak belirtiliyor. Ekili alanların bulunduğu alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Altınova'da çıkan yangına müdahale etmek için bölge vatandaşlarının iş makinelerine ve traktörlerine ihtiyacımız vardır diyor İskele Belediyesi. İskele Belediyesi'nin bir çağrısıdır bu. Giderek yayılan yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan yangına İskele İtfaiyesi ve İskele Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri müdahale ediyor. Haberi tekrar edeyim. İskele'ye bağlı Altınova Köyü'nde büyük bir yangın çıktı. Yangın giderek yayılıyor. Yerleşim birimlerini tehdit ediyor. İskele Belediyesi sivil vatandaşlardan yardım istiyor. Tankerleri olanlar yangını söndürmeye katılsın diyor. Bu yangınla ilgili gelişmeleri oldukça, elimize geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Evet, bu üzücü haberi geldikten sonra ya gerçekten çok üzülüyorum Hakan Bey. Yani ülkede normal değerlerin çok üzerinde bir hava sıcaklığı söz konusu. Ve galiba biraz da hazırlıksız yakalandık bu sene yangınlara. Hatırlayacaksınız geçmiş yıllarda işte Nisan ayından itibaren başladı, çevre temizlikleri yapılırdı. İşte ormanlık alanlarda bir takım çalışmalar yapılıyordu. Ama galiba bu COVID-19'dan dolayı yapılmamış gibi geliyor bana bu. Zaten fırsatta bulunmadı, evet. Sanırım. İki aydır çok farklı bir problemi yaşıyor halkımız, daha doğrusu hepimiz. Tabii. Şimdi bu hemen arkasından bir yangının olması aslında insanlarda bir mental olarak da hakikaten bir şeye ihtiyacı var herkesin. Nasıl diyeyim, bir rahatlamaya, bir o kapalılığın vermiş olduğu, bu virüsün yaratmış olduğu, eve kapalı olmanın getirmiş olduğu stresi atmaya ihtiyacı var. Ve maalesef bunların arka arkaya gelmesi de üzücü. Evet. Yani halkımızı da moralini gerçekten çok bozuyor. O şeyi inşallah en kısa sürede en azından o nasıl diyeyim, o güzel hissiyatı, yaşam dolu hissiyatımızı yeniden kazanırız. Evet. Bakın mesela önceki gün Tepebaşı'nda meydana gelen yangınla ilgili bir kişi tutuklanmış. İşte polisin verdiği bilgiye göre gazetelerde bize gelen, ulaşan bilgilere baktığımızda adam sağı solu yaka yaka gidiyor yani. O tutuklanan kişi. Yani kömür tutuşturucu var elinde. Yakıp atıyor. Şey ne oldu? Yani bu nasıl bir mantık? Açıklaması nedir? Yok, daha bir şey yok. Bir şey yok ortada. Yani anlayamıyorum yani. Gerçekten bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir ruh halidir? Bence yani onun ruh hali hiç normal değil yani. Normal bir insanın yapabileceği bir şey değil Hakan Bey bu. Ya 100 yıllık bir zarar. Yani küçük bir zarar değil. Bir tabelayı, bir camı kırmak gibi değil. Yani insanlar belki bazen sinirlerine hakim olamayabilirler. Çevreye zarar vermek isteyebilirler. Hükümete kızmıştır veya ailesinin birine kızmıştır. Farklı bir reaksiyonun içerisine girmeye çalışmış olabilirler. Ama hakikaten böylesine uç noktada, ekstrem noktada, evet, böylesine bir hareket. Yani yüzyıllarca yetişen ağaçları bir anda yok etmek, hatırlıyorsunuz ve Boğaz'daki yangını da hatırlıyorsunuz. Oradaki, evet, herkesin moralinin günlerce nasıl bozulduğunu ben çok iyi hatırlıyorum. O dönemde hatta gazeteye manşetler olmuştu. İnsanlar alışverişe çıkmıyor diye. Sadece o yangından dolayı halkımız da aslında çok duygusal bir halk. Her ne kadar Kıbrıslılar biraz böyle seslerini yükselterek konuşan, sanki biraz daha rahat ve umursamaz bir tavırları dıştan gelen insanların yorumlarını söylüyorum. Evet, tırnak, evet, içerisinde tabii ki. Öyle görünseler bile aslında Kıbrıs insanı gerçek anlamda tam bir Akdeniz iklimini taşıyan bir insan oluyoruz burada ve hepimiz de çok duygusalız. O yüzden halkımız da gerçekten çok etkilendiğini düşünüyorum. Böylesine olumsuz haberlerde gerçekten etkileniyor. Kesinlikle. Bakın biz ikimiz bile burada ne kadar çok etkilendik. Yani yeni bir yangın haberini duyduktan sonra insanın bütün motivasyonu gidiyor.
Yani acaba gene ne olacak? Önceki günkü yangından sonra bir sürü yer yandı gitti, bir sürü ağaç telef oldu gitti. Evet, şimdi izleyicilerimiz için söylüyorum ben, Hakan Bey Yakın Doğu Üniversitesi'nde gençlerle çok güzel, çok önemli şeylere imza atmış bir kişi, bir eğitimci aslında. Yani işin doğrusu o. Eğitimci ve bir spor adamı diyebiliriz. Spor adamı. Rekreasyon dedik. Nedir bu rekreasyon? Aslında rekreasyon terminolojik olarak çok fazla halkımızın bilmediği, daha fazla rekreatif hareketleri olarak otellerdeki bazı egzersizleri düzenleyen çocuklar gibi akıla gelen ilk etapta. Ancak uluslararası arenaya baktığımız zaman, Avrupa'ya baktığımız zaman rekreasyon aslında bir bölüm ve insanların sadece boş zamanlarına değil, aslında kendi ritüellerini de şekillendirebilecekleri, yaşamlarına çok daha iyi kalite katabilecekleri ve sosyal yaşamlarını, seviyelerini yükseltebilecekleri bir alan. Aslında bu beden eğitimi spor dendiği zaman spor bilimleri fakültesinin 4 bölümünden bir tanesidir. Biraz daha tanımlayacak olursak. Yani öğretmenlik bölümüne çok alışkınız. Beden eğitimi spor bitirenlerin öğretmen olmasıyla alakalı. Antrenörlük bölümü, yöneticilik bölümü, rekreasyon bölümü. Aslında 4 tane bölüm vardır spor bilimleri fakültesinde. Bu bölümde tabii ki daha önceki yıllarda açılmış olmasına rağmen bu son dönemlerde revaçta olan, yine belediyeleri de bu tarzda böyle sağlık kültür spor daire başkanlıklarında, spor kurumlarında, kulüplerde çalışabilecek, topluma hitap edebilecek, onların egzersizlerle, sportif etkinliklerle, rekreatif etkinliklerle onların yaşam kalitelerini yükseltecek organizasyonu yürüten kişilerdir aslında. Rekreasyon bölümünü okuyan kişiler. Avrupa'da çok ciddi rağbeti olan, ülkemizde tam benimsenmesi belki de biraz daha süreç alacak olan ama şu anda dolaylı olarak rekreatif hareketleri görüyoruz. Yani bugün fitness salonlarındaki, istüdyodaki düzenlenen aktiviteler, oradaki yansımalarla doğada yapılan birçok aktiviteler aslında hep rekreatif hareketlerdir. Bunlar dolaylı şeyler de karşımıza çıkıyor. Ama halkımız tabii ki rekreasyona çok fazla alışkın olmadığı için bunu çok fazla tanımlayamıyor. Sizin vasıtanızla da bugün biz biraz daha rekreatif hareketleri, rekreasyonla ilgili böylesine bir bölüm olduğunu, buradan mezun olan kişilerin böylesine az önce ifade ettiğim gibi yerlerde çalışma imkanı bulabileceklerini, tabii ki tercih eden öğrenciler şu anda çift dal yapma imkanları da söz konusu. O yüzden aynı anda iki bölümden mezun olma şansları da olduğu için aslında sağlık bilimleri, sağlık açısından ve sportif açıdan baktığımız zaman böylesine bölümlerin varlığı ülkeye çok farklı bir iğme getirecek olduğunu düşünüyorum. Bunların tanımlanması, bunların altı doldurulması ve insanların biraz daha bilinçlenmesi gerekliliğini de düşünüyorum aynı zamanda. Bu arada spor salonları da yakında açılıyor. Evet, orada da sanırım 27 Mayıs diye bir tarih verildi. Evet. Tabii ki çok hassas bir tarih. Çünkü şu anda biz bile ne kadar uzak oturuyoruz değil mi? Evet. Yani bu süreçte insanlar çok farklı boyuttan bakmak lazım olaya da. Çünkü bir boyutu işin bu işten geçim kaynağını yürüten, geçimini sağlayan insanlar vardır. Ve birçok çalışan vardır fitness salonlarında. Bugün hakikaten bir spor kültürünün bir parçasıdır fitness salonları. O yüzden bu merkezlerin ayakta kalabilmeleri için aslında çok kritik bir süreç. 2,5-3 aylık bir kapanmadan sonra ayakta kalma mücadelesi veren yerler vardır. Açılmasını bu açıdan çok değerli ve önemli görüyorum. Aksi takdirde hükümetin bu yönde hamleler yaparak bu kurumları desteklemesi lazım. Dün de eylem yaptılar. Ardından tabii ki yetkililerin, başbakanımızın, başbakan yardımcısının anında devreye girerek olumlu bir cevap vererek 27'sinde açılıyor olması ve tabii ki bunlar belli şartlara, belli kurallar çerçevesinde olacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla insanın anında katılabilecekleri merkezler, bu tarzda merkezler. Kontrollü olması çok değerli. İşletmelerin ayakta durması değerlidir. İnsanların sağlığına kavuşması, çünkü biraz da destekleyici rol oynuyor fitness merkezleri. İnsanların bağışıklık sistemini yükseltmelisi, sağlıklı bir vücuda sahip olmaları için o yönden de çok değerlidirler.
Ancak çok dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Her ne kadar vaka olmaması düşünsek bile aslında düşünmediğimiz şu vardır. 1 Haziran'dan sonra belki de uçuşlar ülkemize başlayacak ki başlamak zorunda. Aksi takdirde çok ciddi otellerin yatırımları vardır. Orada da çok ciddi bir kriz var, görünmeyen bir kriz var. O zaman onların da desteklenmesi gerekir. Üniversitede ben bir öğretim görevlisi olarak üniversite öğrencileri yok, hep online olarak ders veriyoruz. Yani sonuç itibariyle bu ülkenin canlanması gerekecek. İşte tam da o dakikadan sonra başlıyor aslında gerçek anlamda ikinci mücadelemiz. Çünkü adaya gelecek olan her bir birey aslında bir risk faktörüdür. Evet. O zaman çok ciddi önlemlerle çok fazla insanı kucaklayabilmemiz lazım. Burada işte ikinci sınavımızı toplum olarak sanırım o süreç başladığı zaman vereceğiz. Şimdi gençlikle ilgili bir de bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz. Evet. Konuyu biraz Atatürk'e getirip de Atatürk'ün gençliğinin nasıl olması gerektiği ve şu anda nasılız biraz kendimize yönelik değerlendirmelerde bulunalım istiyorum ama hemen izleyicilerimizi hatırlatayım. İskele'nin Altınova köyünde çok büyük bir yangın var. Yangının yayılma tehlikesi söz konusu, yerleşim birimlerini tehdit ettiği yönünde İskele Belediyesi'nden bir açıklama geldi ve İskele Belediyesi vatandaşlardan su tankerleri olanların acil olay yerine gidip yangının söndürülmesine katkı koymaları istendi. Bununla ilgili elimize ulaştık sonra gelişmeler sizlerle paylaşacağız. Hakan Bey, şöyle bir dün akşam evde otururken biraz böyle Atatürk'ün biliyorsunuz bir sürü vecizesi var. Gençlere yönelik, gençlere çok önem veriyordu Atatürk. Dolayısıyla bir sürü de bu konuyla ilgili vecizeleri var. Bir tanesi çok hoşuma gitti. Sıkça da söyleniyor bu. Bunu bir okuyayım ve değerlendirme isteyeceğim sizden. Tabii ki, çok anlamlı olur. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeye üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Yani Mustafa Kemal Atatürk gençliğe ne kadar çok güvendiğinin, değer verdiğinin bir göstergesidir bu, değil mi? Kesinlikle. Aslında bu ifadeler hala daha güncelliğini koruyor olması. Çünkü biliyorsunuz artık dünya çok değişiyor, çok değişimlere uğruyor. Ancak 101 yıl önce yaşanan 19 Mayıs süreci, Kurtuluş Savaşımızın, Cumhuriyetimizin gerçek adımlarının atıldığı sürece bakacak olursak, bu sözlerin ifade ediliş şekillerine ve spor adına da çok güzel sözler vardır Atatürk'ün tabii ki. Bakacak olursak hiçbir güncelliğini yitirmemiş olması aslında Atatürk'ün ne kadar büyük bir değer, ne kadar büyük bir lider ve ne kadar öngörüsü yüksek olan bir lider olduğunun da en büyük göstergesidir. Bugün biz Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye ana vatanımız, çünkü orada tuttuğumuz takımlar orada, ideal gördüğümüz sanatçılar orada, beğendiğimiz insanlar orada. Aslında bir ana vatandan da ziyade aslında bir bölünmez parça gibiyiz. Ama Atatürk, Kıbrıslı Türklerin de aslında Atatürk'ü ve gerçek anlamda çok sahipleniyor Kıbrıslı Türkler Atatürk'ü diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin okul süreçlerine bakacak olursak, okul süreçinde yaşadığımız, aldığımız bilgiler Atatürk'ün devrimleriyle hepimiz büyüdük, okuyarak büyüdük. Evet. Ve beni en fazla keyif veren noktası da az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi gençliğe önem veren, gençliği işaret eden, çocuklara dünyada ilk bayramı veren, gençlikte o geleceği onlara yatırımın yapmanın ne kadar değerli olduğunu gören, ilimi, bilimi, eğitimi ne kadar önemli olduğunu altını defalarca çizen bir liderden bahsediyoruz. O yüzden böylesine bir liderin anılması, tekrar aynı duyguların yaşanılması sadece 10 Kasım'larda veya 19 Mayıs'larda değil aslında. Çünkü bu bir düşünce tarzıdır. O düşünce tarzını yakalayabilmek. Çünkü Atatürk çok ciddi bir şey gösterdi aslında. Bir hedef gösterdi. İlimi, bilimi, gelişimi, gelişmeyi, kendimizi yenilemeyi hedef olarak gösterdi. Bu değişmez bir parça, değişmez bir hedefsel bir anlayış aslında. O yüzden az önce söylediğiniz ifadeler, gençliği hakikaten ne ekersek toplum olarak onu biçeceğiz. Şu anda gençliğe biz ne kadar sahip olursak, ne kadar iyi yönlendirebilirsek,
ne kadar onların becerileri doğrultusunda eğitim almalarını ve iş alma imkanlarını yaratabilirsek, bizler toplum olarak geleceğimize o kadar iyi yatırım yapmış oluruz. Aksi takdirde rüzgarın esintisi gibi daldan dala savrulan kuşlar misali, evet bütün gençlik yarın onlar da bizim pozisyonumuza gelecekler. Ama değişen de bir şey olmayacak. O yüzden gerçek anlamda en ciddi yatırımı her zaman gençlere yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi benim çocukluğumda hatırlıyorum, işte toprak sahalar vardı ve bir tek futbol vardı o dönemlerde. İşte Yeni Cami, Çetinkaya, GG, Limasol Türkücü falan. Bu takımları duyardık. Lefkoşalı olduğum için ben daha çok Lefkoşa'da Yeni Cami, Çetinkaya ve GG ve bir Küçük Kaymaklı. Evet. Bu dört çok ciddi maçlar vardı. Çok ciddi maçlar vardı. O toprak zeminlerde her düştüklerinde bir yerleri parçalanıyordu falan. Ama gençlerin, o dönemin gençlerinin yapabileceği tek aktivite futbolmuş gibi görünüyor. Şuna getirmeye çalışıyorum. Zaman ilerledi. Belki bizim dönemimiz kayıptı, bir gençlikti belki o dönemlerde. Çünkü biz işte 63 olaylar olduğunda ben birkaç yaşındaydım. Benim kuşaktan bahsediyorum yani. Sonra ardından biz 74 Savaşı'nı yaşadık. 74 Savaşı'ndan sonra işte hop üniversiteydi, askerlikti falan. Bir kendimizi bir anda hayatın içinde didişir bulduk. Dolayısıyla şuna getirmeye çalışıyorum. Gençlerin yetişmesinde elbette ki eğitim mutlaka çok önemli bir faktör. Ama sporun yeri nedir? Bir spor adamı olarak da bunu nasıl değerlendirirsiniz? Aslında sporun yeri, gerçek anlamda spor kültürünün ülkede yerleşmesini, o gelişmişliğin de bir göstergesi olarak görüyorum. Yani yurt dışına bakacak olursak hep Avrupa ülkelerini örnek veriyoruz ama önümüzdeki en yapı itibariyle açıkçası bu tarzda spor kültürünü çok benimseyen ve geliştiren, bunları yaşam tarzına çeviren bir ülkeler zincirine olarak baktığımız zaman hep Avrupa karşımıza çıkıyor. Yani burada söylemeye çalıştığım spor kültürü bugün Avrupa çok daha soğuk olmasına rağmen bizden. Yolda bisiklet süren insan sayısını küçümsemeyecek kadar çok fazla. Yolların bu yönde dizayn olması, bisiklet yollarının yapılması, koşu yollarının yapılması, insanların karda kışta bile dışarıda spor yapıyor olmaları, yani o spor kültürünün yerleşmesi anlamındadır. Peki bu bize ne sağlıyor aslında? Bu bize şunu sağlıyor. Şimdi spor yapmak, aslında egzersiz yapmak, biraz daha açacak olursak, çünkü spor bir branşla özdeşleşen, kazanma kaybetme ortamının yaşandığı bir spor dalı akla geliyor ilk etapta. Ama biz bunu spor ve egzersiz olarak biraz daha açacak olursak, bir çocuğun kişiliğini geliştirmek isterseniz, özgüvenini geliştirmek isterseniz spor en kolay araç aslında. Çünkü onların sosyalleşmesini sağlayan, bugün içine kapanık olan bir çocuğun, çevresiyle konuşmada sıkıntı yaşayan bir çocuğun bir müddet sonra spor ve egzersiz içerisinde bulunduğu zaman bir müddet sonra bunu aştığını görürsünüz. Özgüveninde sıkıntı olan bir çocuğun sporda başarabildiği, becerileri arttığı zaman özgüveninin ne kadar yükseldiğini görürsünüz. Aslında direkt olarak bir nokta atışı olduğunu söyleyebilirim. Tam bir kişilik gelişme modülü olarak görebilirsiniz. Yani eğitimde birçok parça vardır İnsanları geliştirmek üzerine, ama spor ve egzersizin en ideal modül olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ciddi anlamda kullanılacak olan yöntemle, iletişim becerileriyle insanları etkilemek adına, insanları bir araya toplamak adına ve onların başarma hissini en pratik bir şekilde yakalayabilecekleri, bunu çevreye gösterebilecekleri, kendilerini iyi hissedebilecekleri en önemli platform burasıdır. Çünkü sporu biliyorsunuz, yani bir anda spor adamlarının çok ciddi bir avantajı vardır. Hemen göz önüne olmak. Birçok spor adamı ülkemizde tanınıyor. Ama belki de birçok akademisyen tanınmıyor. Biz hem spor adamı hem akademisyen olduğumuz belki de şanslıyız. Ama çok iyi makaleler yazan bir hocamızı herkes tanımıyor mesela. Ama bir spor adamını tanıyor. O yüzden sporun aslında kendi içinde de çok güçlü bir yapısı vardır. Kendini prezente etme, kendini göstermek adına. O yüzden eğitimdeki yeri diye sorduğunuz zaman aslında eğitimin kaçınılmaz bir parçası. Çünkü
okulların aslında çocuklar okula giderken severek ve mutlu gitmeleri çok değerli olduğunu düşünüyorum. Mutlu çocuk profilinin yaratılmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu da nasıl sağlayabileceğiz? Çocukların egzersizle, sportif oyunlarla, okulu sevebilecekleri platformların yakalanması ile, kendilerini orada aidiyet duygularını hissetmeleriyle olur. Bugün spordan çok uzak olan insanların bile bir takımı tuttuğunu görürsünüz. Çünkü aslında insanların da buna ihtiyacı vardır. Bir aidiyet, bir yere ait olma ihtiyacı vardır. Bundan dolayı spor kültürünün belki de bu bir hükümet manifestosu gibi de olması gerekir. Belki biraz daha yukarıya çekiyorum çıtayı ama hakikaten insanların gelişiminde ki bugün az önce ifade ettiğiniz gibi fitness salonlarından bahsediyoruz ama fitness salonlarının aslında insanların bağışıklık sistemine, kendi vücut yapılarına, fiziksel uygunluklara ne kadar etki ettiğini bildiğimiz için aslında onlar da güçlü kılmanın formüllerinden bir tanesi de bugün sadece fitness salonları için söylemiyorum. Sportif egzersizlerin belki müsabakalar biraz daha geç olması lazım. Futbol biraz erken başlıyor gibi geliyor bana. Bu benim kişisel düşüncem. Ama egzersizlerin, mesafeli her türlü egzersizin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu derecede önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Bir sporun aslında insanın özgüvenini artırdığı ve teşvikte edici olduğuyla ilgili bir anım vardır. Ben onu bir paylaşayım daha iyi anlaşılması için. Ortaokulda öğrenciyim. Beden eğitimi öğretmenimiz bir grup oluşturmaya çalışıyor. Elit grubu diye bir grup oluşturmaya çalışıyor. Ve neydi yapacağımız? Kasa minder hareketleri. Beden eğitimi derslerinde gözlemlediğimiz basit hareketler verdi falan. Bunu yapabilenlerin arasında aldı. Daha sonra onları eledi. Bir grup oluşturdu. O orta iki değil mi? Sonra orta son sınıfta da devam etti bu. Liseye geçtikten sonra zaten savaş girmişti araya. O savaş psikolojisi çok kötü bir psikoloji. Evet. Savaştan çıktık. Lise 1'e başladık. Lise 1'de bir Babir hocamız vardı, beden eğitimi öğretmeni ve bir de Mustafa Ağoğlu isminde. Oraya her ikisine de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum buradan. Onlar birbirleriyle irtibat halinde oldukları için buldular bizi. Dediler, gelin bakalım siz buraya. Dağlarını da kattılar aramıza. Biz o kasa minder hareketlerine, jimnastik hareketlerine başladığımızda bir gördük ki bir süre sonra okulun bütün beden eğitimi derslerine katılan erkek öğrenciler genellikle. Bir gördük ki herkes kasa minder hareketlerine merak sardı. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun yani bunu anlatmadaki amacım yani örnek oluyor, örnek teşkil ediyor. Evet. Ve özendiriyor da bir yerde. Çünkü biz işte ortaokulu bitirmişiz, liseye başlamışız. O dönemde kendimize olan o özgüvenimiz anlatılır gibi değil. Anlatamam bunu size. Yani o özgüvenin verdiği o rahatlık bize. Yani bunu derslerde de tabii ki öğrenciler belli özgüvenleri yakalayabilirler ama çok daha pratik ve çok daha hissedilebilir olan tarafıdır aslında spor ve egzersiz. Çünkü paylaşması da çok fazladır. Az önce sizin ifade ettiğinizde insanları etkilemesi de çok daha hızlı ve pratiktir. Evet. O yüzden hakikaten doğru örneklerle halkımıza sunulması gereken bir yapıdır aslında. Bu bir ülke politikası haline dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu tarzda spor merkezlerin hatta insanlarımıza yönelik bakıyorsunuz belediyelerin bazı çalışmaları vardır. İşte rekreasyon orada çok önemli görüyorum. Çünkü bugün insanlarımıza baktığımızda 60 yaşından sonra sanki hayatta, dünyada hiçbir şey yapılmayacakmış gibi toruna bakan, evinde oturan, iki tane çiçek sulayan ama başka bir şey de yapmayan, sanki ölümü bekleyen bir moda giriyor insanlarımız. Ama değişiyor artık o anlayış değil mi? Bunun hakikaten yıkılması gerekir. Çünkü benim de etkilendiğim Köln'de bir fuara katılmıştık. Orada kalmış olduğumuz yerde rezidansla birlikteydi otel. Öyle bir dizayn edilmişti. Orada rezidansla kalan tabii ki mali durumu yüksek olan Almanlardı. Ancak orada rekreatif hareketlerine tanık oldum. Mesela özel havuzları vardı. Bütün o 60-70 yaşında, 80 yaşında insanların oraya severek, gülerek katıldıklarını görmek beni çok etkiledi. Çünkü rekreasyon aslında insanların yaş gözetmeksizin bu tarzda etkinlikleri çok değerlidir. Ama bunu gençliğin bilmesi mümkün değildir. Bunu kimler bilebilir? 60 yaş, 70 yaş, 80 yaşında olan insanlar bu eksikliği hissedebilir. Ama sunulmadığı takdirde, böyle bir imkan da sunulmadığı takdirde
kendilerine yakıştırmazlar. Oysa 60-70 yaşında bir insan bence yaşlı bir insan değildir. Hareket kabiliyeti olabilecek olan bir insandır. 15 yıl önce 70 yaşındaki bir insana 15 yıl öncesinde mazhep çok değil. 70 yaşındaki bir insana yaşlı diyebilirdiniz. Ama şimdi o geçen süreç içerisinde bakıyoruz ki yani hani şey bazı cenazelere gideriz. Bir bakardık ki 60-70'li ortalama yaş ömrü hayatını kaybeden. Ne kadar kısa değil mi? Evet. Şimdi bir bakıyoruz ki 80-90 arasındadır insanların dünyadan gitmeleri. Yani bu da insan ömrünün giderek uzadığını gösteriyor ve katılıyorum size. Yani o söylediğiniz yaş çok fazla bir şey değil. Sonuçta ben bugün 60 yaşındayım. Yani benim imkanım olsa, belki de elimde sihirli bir değnek olsaydı. Tabii ki gençliği konuşuyoruz bugün biz ama aslında her yaş grubunun da kendi içerisinde öz dinamikleri vardır beslenmesi gereken. Gençlik bizim geleceğimizdir. O yüzden geleceğimize yatırım yapmak istiyorsak muhakkak gençlerimize bakmamız lazım. Ama belli bir yaşın üzerinde olan annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi, onların da bir yaşam kalitesine yönelik de organizasyonların olması gerektiğini düşünüyorum. Düşünce yapılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sadece belediyeler, bazı düşünceli belediyelerin inisiyatifine bırakılmaması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki de yalnızlığı en fazla hisseden süreci aslında büyüklerimiz yaşıyor. Çünkü ne kadar çocuğu da olsa çevresinde günün sonunda evde yalnız kalıyor veya tek eşiyle kalıyor. O yüzden hakikaten burada belki de ayrı bir program yapmamız gerekecek. Evet. Bu yaş grubuna yönelik. Ama gençlikle ilgili ve özellikle bugünle ilgili biraz daha açacak olursak 19 Mayıs'ı sadece gençlerin bir araya gelerek akrobatik hareketleri gösterisi yapan ve o günü öyle geçiren, bayraklar sallayan olarak lütfen algılamamak lazım. Burada bütün mesele o düşünce yapısıdır aslında. O düşünce yapısını hissetmek ve sadece akrobatik hareketlerle değil, sanatın birçok dalıyla birlikte bütünleşecek olan organizasyonların da yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gençlik ve spor diyor. Evet, spor tabii ki içerisinde olacak ama orada da çok ciddi, radikal değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında Eftal Bey şu anda çok ciddi bir boşluk var. Boşluğu ifade etmem gerekirse, eskiden 19 Mayıs'da yaratılan bizim zihinlerimizde okulda belli akrobasi hareketleri olan işte kuleler yapılırdı hatırlarsanız. Evet. Bayraklar, kurdelaların sallandığı, herkesin istatyumlara dolduğu ve o tarzda gösterileri. O yavaş yavaş süreç içerisinde değişikliklere uğruyor. Ama değişim göstereceği ayrı platformda bir şey yok. Yani biraz daha boş bir şeye doğru ilerliyor. O yüzden, ne olması lazım? Ne olması lazım? İşte yani cevabı orada cevap yok. Yani tamam orada bir belki de diyeceksiniz ki belki militarist bir düşünce yapısıyla ilk önce şekil alan aslında sporun özü militarist yapıdan gelir. İnceleyecek olursa literatürü. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama gençlerin zevk alabilecekleri, gençlerin katılımdan keyif alabilecekleri organizasyonların olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 19 Mayıs gibi günler gençliğe hitaben bugün bunu andığımız bugün Facebook'larda, sosyal medyalarda herkes o dönemi hatırlatıyor. Cümlelerle, ifadelerle, düşünce yapılarıyla ne kadar güzel. Ama tekrar söylüyorum, o sadece orada olan bir şey değil, olmaması gerekir. O düşünce yapısının gençliğe yönelik, gençliğin böyle koşarak gidebileceği organizasyonlardan bahsediyorum. Keyif alabileceği organizasyonlardan bahsediyorum. O yüzden o yapı, evet eskiden kule yapardık, en üstüne biz çıkardık. O kule yıkılmasın ama değişime uğrasın istiyorum ben. O yüzden o değişime nasıl uğrayacağı belki de bu ayrı bir eğitim ve öğretim programının içerisinde yer alması gereken ki eğitim öğretim programında beden eğitimi, sağlık ve spor ders programı hazırlanırken ben de komisyon başkanlığı yapma fırsatı bulmuştum açıkçası. Şansı bulmuştum diyelim daha doğrusu. O süreçte de yeniden kitapların yaratılması, programların yaratılmasına çok ciddi bir öncülük ettik. Ama bu konuyla ilgili de doldurulması gereken boşlukları da hissettik. O yüzden bunu burada ifade etmeye ihtiyacı hissediyorum sizin programınızın aracılığıyla. Şimdi şeylerle bazı konularda eğitimle ilgili şuralar düzenleniyor. Evet. Bilemiyorum belki orada ayrı bu gençliğin bu yönüyle alakalı ayrı bir şura mı düzenlenir?
ayrı bir işte şey paydaşlar bir araya gelir, ayrı bir toplantı mı yapılır, ne yapılır? Çünkü gençliğin için sorulmaz ki. Olmuyor işte. Yani niçin daha yaşlılara sorulsun? Evet, bizim nacizane yaşanmışlıklarımız vardır, fikirlerimiz, görüşlerimiz vardır. Ama bugün Finlandiya'da bir okulda bahçede bir değişiklik yapılacağı zaman veya spor oyun alanı dizayn edeceklerinde ilk sordukları kişiler kimlerdi biliyor musunuz? Çok enteresan geldi bana da. Çocuklara mı? Çocuklara soruyorlar. Çocuklara diyorlar ki nasıl bir şey istiyorsunuz? Bu bahçede nasıl bir şeyin olmasını istiyorsunuz? Sizi ne mutlu eder burada? Neyin olmasını istersiniz? Düşünsenize. Oysa bugün biz çocukları boş verin. Tamamıyla büyükler her şeyi bilir mantığıyla yaklaştığımız için her şeye biz karar vermek istiyoruz. Veya daha büyükler karar vermek istiyor. Veya otorite olarak daha büyük üst yerde olan karar vermek istiyor. Oysa hiçbirimizin aklı hepimizden daha üstün değildir. Yani hepimizin aklı çok daha iyidir. Bizdeki aslında şey mantık hep odur. Ben yaparım doğrudur. Ben bilirim doğrudur. Ama öyle bir dünya mantık, yok. Mantık odur. Özür dilerim. Öyle bir dünya yok maalesef. Öyle bir dünyamız yoktur. O yüzden hakikaten çocukların içinde olacağı, özel toplantıların, şuraların çocuklarla birlikte dizayn edilmesi. Ama tabii ki konu başlıkları itibariyle yönlendirmek adına. Çünkü artık eğitim bir yönlendirmedir. Yani biz eğitimciler bütün bilgiyi öğrenciler önüne sunan noktada değiliz. Öğretmenlik tanımı da artık değişmiştir. O yüzden değişim bu tanım yapısına da uygun bir şekilde bir şuranın gerçekleşmesi, öğrencilerin yönlendirilerek orada bir şeyleri bulmaları, yaratmaları, fikirleri ortaya koymaları ne kadar güzel olur. Yani bu söylediğiniz gerçekten çok değerli. Yani niçin gençliğe yönelik bir şura olmasın? Niçin gençliğe yönelik çalıştaylar olmasın? Evet. Gençliğin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için onlara soracaksınız. Yani biz kendi yaşanmışlıklarımızla onu dizayn edebiliriz. Ama bugün İstesek de istemesek de çok ciddi bir değişimin içerisindedir dünya. Ki bu virüsle birlikte çok daha ciddi değişiklikler olacak. Kişisel yetinin ne kadar değerli olduğunu, teknoloji kullanımının ne kadar değerli olduğunu, değil mi? Bunları keşfetmeye başladık. Online eğitimin bile hayatımıza nasıl bir anda girdiğini gördük. Yani ve buna hazırlığın, buna adaptasyonun birçok kişiyi nasıl zorladığını biliyorum. Çünkü artık online ders ve bir ekrana bakarak öğrencilere ders veriyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz şu anda bunu. Ama bunu da etkili ve iyi yanlarını da görüyorsunuz. Yani öğrenciyi teknolojiye esir etmeme düşüncesi çok kalıplaşmış bir düşüncedir. Bundan faydalanarak kendini nasıl geliştireceği yapıları konuşmak gerekir artık. Şimdi konumuz değil bu ama hemen siz söylediğiniz işte aklıma gelmişken onu sormak istiyorum size. Online yüz yüze eğitimin yerini online eğitim tutabilir mi? Yani hangisi tercih edersiniz? Yüz yüze eğitim aslında bana sorarsanız en iyi eğitim birebir eğitimdir. Yani en anlamlı, en şey dokunan, hisseden, anında reaksiyon alan, feedback alan, anında hataların düzeltilebildiği birebir eğitimdir. Ama böyle bir imkanınız olmadığı zaman çok daha küçük gruplarda eğitimdir. Çok daha geniş sınıflarda değil. Ama bu yapı artık günümüz şartlarına da baktığımız zaman bugün dünyada çok farklı bir ülkede bir kıtadan diğer kıtaya bir doktorun ameliyat yaptığını biliyoruz. Evet. Ameliyatı yönlendirdiğini biliyoruz değil mi? Evet, evet. O yüzden online eğitim, online iletişim kurma veya bir şeyleri yaratma süreci bizim adapte olmamız gereken bir şey. Ha eski düşünceye göre ya olur mu ya çocuk televizyona bakıp mı öğrenecek? Hayır. Aslında televizyona bakma meselesi ne ziyade online eğitimde interaktif bir durum da söz konusudur. Yani çocukların katılım gösterebilecekleri, kendi ödevlerini prezente edebilecekleri platformlar vardır. Yani artık teknoloji o kadar bir gelişti ki aynı anda yüzlerce kişinin katılabileceği dev büyük organizasyonlar bile yapabiliyorsunuz. Kongreler bile yapabiliyorsunuz. O yüzden bu düşünceye bize çok uzak gelmemesi lazım. Sadece buna nasıl adapte olup bunun nasıl şekillendirilmesi, altının nasıl doldurulması gerektiğini düşünmemiz lazım. Aksi takdirde bütün yeniliklere karşı kendimize bir duvar örmeye kalkarsak eskiden böyleydi de şöyle ama eski değil. Yani artık yeni bir şeyler yapmak lazım. Bugün biz kullandığımız telefonu bile 2-3 yıl sonra beğenmiyoruz. Ama eğitim sistemimizi beğeniyoruz. 50 yıl önceki eğitim sistemini hala da beğeniyoruz. O zaman burada bir yanlışlık yok mu? Yani burada bir hata var o zaman. Bir şeylerin değişmesi gerekmez mi? Evet değişmesi gerekir. O yüzden hızlı bir şekilde İnsanların becerilerini çok daha ön plana çıkarabilecek
eğitim yapısının gerektiği zamanlarda online bu şekilde belki de dünyanın çok farklı bir sınıfına online olarak ben öğrencinin katılmasını istiyorum. Mesela bir eğitimci olarak. X hocadan bir ders almasını isterim. Online olarak katılım göstersin ve X hocadan ders alsın. Yani bunlar bu teknoloji bu kadar gelişiyorsa biz dar bir kabuğun içerisinde kendimizi hapsetmememiz lazım. Bundan çok iyi yararlanmak gerektiğini düşünüyorum. Dar kabuk dediniz. Bundan yola çıkarak şöyle bir değerlendirmede bulunabilir miyiz? Gençler şu anda bizim işte spora evet bir yatkınlık var. Herkes kendi seçtiği spor dalında ilgi duyduğu dalda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama başka bir gerçeğimiz daha vardır. Tanınmamışlığın verdiği bir gerçek var bizde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Şöyle bir şey düşünce doğuyor mu? Siz daha çok iç içesiniz gençlerle. Çok daha iyi bileceksiniz onu. Yani ya ben işte zevkine yapayım. Örneğin koşuyorum. Zevkine koşarım. Daha fazlasını yapmam. Zaten yapsam da olacak. Ama halbuki bir şekilde bizim sporcularımız da vardır. Yani uluslararası alanda yarışmış sporcularımız vardır. Yani sözü şuna getirmeye çalışıyorum. Yani ülkede o sizin de dediğiniz gibi o kısır döngü bu sporun gelişmemesine bir etken olabilir mi? Veya bunu nasıl kırabiliriz? Ne kadar dar kalıplarla bakarsak aslında sadece spor değil hiçbir şey gelişmez. Yani var olanla yetinmek gibi bir şey. Oysa dünya çok değişiyor, çok hızlı gidiyor. Yani bugün teknolojiye ayak uydurmak, görüyorsunuz işte çok basit programlar yaratan, bilgisayarda çok basit programlar yaratan aplikasyonları hepimiz indiriyoruz ve kullanıyoruz. Ve onlar yani WhatsApp'ta bile çok az insan çalışıyor ama ciddi anlamda şirkete baktığınız zaman değeri milyarlarca lira ediyor, milyarlarca dolar ediyor. Ama biz bu tarafta şeye yönelirsek sürekli illa bir fabrika olsun, illa üretim, evet güzel bir şey ama bu taraftan da farklı bir üretim yapısı daha vardır teknolojik olarak. Onu da takip etmek gerekir. Yani bütün aslında bunların her biri bir değerdir. Adaptasyon son derece önemlidir. Eğitime baktığımız zaman bugün günümüze dinozorlar için gelmedi de küçük mesela fareler günümüze kadar uzun yıllardır yaşadı, hamam böcekleri yaşadı da dinozorlar eski çağlardan için günümüze kadar gelemedi. Burada tek bir cevabı var. Var olan iklim koşullarına adapte olamadıkları için, dayanamadıkları için günümüze kadar gelemediler. İnsanoğlu da böyle görüyorum ben. Adapte olma süreçlerimizi bizim hızlandırmamız lazım, yükseltmemiz lazım. O yüzden dar kalıplar değil, çok daha geniş perspektiflerden bakarak, gençliği ciddi anlamda yönlendirerek, çünkü bugün az önce kullandığınız bir ifade vardı, ben onu biraz cımbızla çekeyim diyorum. Ne işimize yarayacak? Bugün gerçekten eğitim sisteminde okutulan bazı öyle şeyler vardır ki çocuklar düşünüyor. Ne işime yarayacak hocam? Niçin öğreneyim ki ben bunu? Ben filanca bir şey olmak istiyorum ama bu benim işim. Ben niçin kimyayı öğreneyim? Niçin öğreneyim? Evet, aynen aslında öyledir. Gerçek hayatlarla ilişkilendirilmeyen eğitim yapısı her zaman sorgulanır, benimsenmez, kabul edilmez ve adapte olamaz öğrenci. O yüzden gerçek hayatla bütünleştirdiğiniz zaman her eğitim yapısını, her çarkı eğitim çok daha anlamlı olur. O yüzden biz spor adamlarına da çok ciddi görevler düşüyor. Bugün okullarımızda görev yapan arkadaşlarımıza çok ciddi görevler düşüyor. Çünkü bizler öğrencilere çok ciddi dokunuşlar, çok daha hızlı ve gerçekçi dokunuşlar yapma şansımız vardır. Kendi alanımızın bize vermiş olduğu en büyük avantaj de budur açıkçası. Şimdi eğitimcilere evet çok ciddi görevler düşüyor ama ailenin yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz bu konuda? Ne olması lazım? Yani aile fertlerin, ebeveynlerin, yani aile derken onu kastediyorum. Annenin, babanın, o çocuğun o gençlik dönemine geldiği zaman yetişmesinde büyük bir etkisi vardır mutlaka. Büyük bir etkisi var. Çocuklarımız çocukluğunu yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün bizim çocuklarımız gerçek anlamda çocukluğunu yaşamadan dersten derse koşan, en son lise hayatını, üniversite hayatını bitirdikten sonra geriye dönüp çocukluğunu yaşamaya çalışan bir yapı da oluyor. O yüzden her yaşın kendi içerisinde ihtiyaçları vardır. Bunu iyi görmek lazım. Bu bir. İkincisi, spora baktığımız zaman spor ve dışarıda egzersiz yapılması hiç kötü bir şey değil. Aksine iyi bir şey. Çünkü bununla ilgili çok ciddi araştırmalar da yapıldı. Ve araştırmalarda baktığımız zaman kişilerin akademik başarıları ile kişilerin bu tarzda sportif egzersizlere katılımları, yani fiziksel uygunluklarını geliştirmeleri arasında çok ciddi bir korelasyon vardır.
Yani çok ciddi bir ilişki vardır. O yüzden sadece akademik alanda çocuğun gelişmesi değil, aynı zamanda sosyal açıdan da, sportif açıdan da beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde yine sağlıklı bireyleri yetiştirmeyiz. Yani bir diplomayla olacağını düşünüyoruz. Olmuyor. İhtiyaçlarımız bizim sosyal açıdan da, insani boyutta da ihtiyaçlarımız vardır. Sportif olarak da ihtiyaçlarımız vardır. Yoksa siz akademik olarak çok iyi geliştiniz ama 50 yaşında kalp krizinden vefat ettiniz. Hiçbir anlamı yok. Demek ki bir şeyi öğrenmediniz. Akademik olarak ilerlediniz ama en önemli diplomaları aldınız ama kendinizi unuttunuz. O yüzden sosyal ve sportif anlamda da beslenmeniz gerekir ki hepsi bir birlikte büyüsün. O zaman insanoğlu da gerçek anlamda nasıl biri istiyoruz sorusunun da en güzel cevabı bu şekilde olur. O yüzden hiçbir aile bundan korkmasın. Benim dünya kadar öğrencim oldu. Bunların birçoğu yurt dışına giderek okuma, tahsil yapma imkanı buldular. Onlar da gittiği zaman gelip benden belge alma ihtiyacı hissetti bütün aileler. Dedim ki niçin alıyorsunuz ilk zamanlarda tabii ki. Dediler ki biz Avrupa'ya gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz ama oradaki üniversitede sadece akademik başarısını değil, aynı zamanda sosyal olarak, topluma hizmet olarak, sportif anlamda da yaptıkları işleri görmek istiyorlar. Çünkü onları gördük, her zaman burs veriyorlar. Yani sadece akademik olarak değil, bir birey olması. Ancak bu tarzda olaylarla içerisindeyse bir birey olarak kabul ediyor yurt dışı. O yüzden her konuda örnek almayalım ama doğru şeylerdi örnek alalım. Yeniden icat etmeye gerek yok doğru şeyleri. O yüzden bugün çok anlamlı bir gün. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bütün gençlere ve genç olduğunu hisseden bütün seyircilerimize de buradan kucak dolusu sevgilerimi, iyi günlerin bize beklediğini, kesinlikle motivasyonumuzun artması için muhakkak her gün en az yarım saat yürüyüşlerle bunu taçlandırmamız gerektiğini, arabamızdan çok kendimize bakmamız gerektiğini bir süreci yaşadığımızı hepiniz gördünüz. İnşallah çok fazla kilo almadınız bu kapalı olduğumuz süreçte. Bu kiloları da hızlı bir şekilde verirsiniz. Siz veda eder gibi bir sonuna geliyor gibi oldu da ben buyurun. Az önce dediniz ki işte çocuklar çocukluğunu yaşamalı. Evet. Çok doğru. Şimdi bakıyorum çocuklar çocukluğunu yaşamıyor. İlkokulda okuyan bir çocuğu düşünün. İşte sabahtan öğlene kadar okuldadır. Hele özel okuldaysa 3'e 3.30'a kadar okuldadır. Gelecek başka bir dersinden ilgili ya matematik dersine gidecek veya işte yabancı dil dersine gidecek, özel ders alacak. Arada da bazı aileler vardır ki o çocuklar aralara da bazı sportif bir şeyler sıkıştırmaya çalışıyorlar kendilerine. Bir şeylerden uğrasınlar diye. Ve ben çok üzülüyorum gördüğüm zaman şeyleri ve çevremde böyle bu tür çocuklar vardır. Bunları gördüğüm zaman hakikaten çok üzülüyorum. Şimdi son bir şey sorayım ve programı öyle kapatalım. Devlet politikası ne olmalı bu konuda? Ne önerirsiniz? Sportif politikadan mı bahsediyorsunuz? Evet. Aslında devletin gerçek anlamda, benim duymak istediğimi paylaşayım sizinle. Bir vatandaş olarak konuşayım. Bugün birçok siyasimiz çok ciddi programlarla seçim politikası yapıyorlar. Manifestolar hazırlıyorlar, hedeflerini belirtiyorlar. Benim orada görmek istediğim sporla, egzersizle ilgili de hedefleri görmek istiyorum. Çünkü biz yine dar bir kalıbın içerisine sıkıştık. Bizim her şeyimiz sporda ambargo var. Zaten yapacak da bir şey yok. İşte yapabildiğimiz kadar gibi bir anlayışımız, bir öğrenimi, çaresizliğimiz de var aynı zamanda. Hı hı. O yüzden tamam evet o baki zaten ama bir de yapabileceklerimiz vardır. Yani spor kültürünün yerleşmesi, çocukların rahatlayabilmeleri için belki de teneffüslerin sürelerini uzatarak biraz daha farklı bir yapıya çocuklarımızın çekilmesi. Belki anne babaların da katılımları ile çok farklı 19 Mayıs'lar egzersizlerle yapılacak olan 19 Mayıs'lar dizayn etmemiz gerekebilir. Yani o kadar çok doldurulabilecek kişiliklerini çocukların geliştirebileceğimiz platformlar hazırlanabilir ki. Ama en basit az önce sizin de konuşmalarımız arasında şekillendirdiğimiz gençlik şuraların için yapılmıyor. En büyük eksik mesela. Ve bu tarzda şuraların yer alması da etkinliklerin bir hükümet politikası gibi ortaya çıkmasını arzu ediyorum açıkçası. Yani bir hedef olarak görünmesini arzu ediyorum. Çünkü evet ekonomik hedefler olabilir, Kıbrıs politikası ile ilgili hedefler olabilir,
stratejik planlamalar olabilir ama gerçek anlamda stratejik planlama da spor alanında ihtiyacımız vardır. Çünkü bugün dünyada ispatlanmıştır. Yani spor egzersize vakit ayıran insanların sağlığıyla ilgili kendilerini çok daha iyi noktaya getirdikleri için hastalıklardan çok daha uzak kaldıklarını biliyoruz. O zaman hastanelerimizin çok daha yoğun olmasını istemiyorsak çok daha az para harcayarak bu tarz etkinlikleri çoğaltmamız lazım. Belki ilk etapta bunun karşılığını alamıyor gibi görünebilir yapı itibariyle ama süreç içerisinde bunun karşılığını muhakkak görürsünüz. Çünkü bir bankaya para yatırır gibi düşünün. Siz gittiğiniz zaman bankaya parayı yatırdığınız zaman size hemen alın bu da size faizidir banka demez değil mi? Evet. Belli bir süre sonra size der ki faizini alabilirsiniz. O yüzden yatırım yapalım gençliğimize, sağlığımıza. Ondan sonra zaten bunun karşılığını ilerleyen süreçte muhakkak alacağız. Hakan Bey benim için çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Açıkçası Kanal T ailesine de daha önce de katılmıştım. Bu güzel atmosferi bana sağladığınız için 19 Mayıs gibi çok önemli aslında gençliğimizin sahiplenmesi gereken ve yeni bir dünya görüşü yaratmaya gerek yok. Çünkü zaten var olan görüş bir dünya görüşü gibidir hala daha. O yüzden bu kırmızı renkler üstüne bir beyaz ay yıldızla korsak stüdyoya 19 Mayıs'ımızı bu şekilde kutlamış olalım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, haber zamanında günün konuğu bölümünde doçent doktor Hakan Atamtürk'le birlikte olduk. Bugün noktayı koyuyoruz ama yarın saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde haber zamanının geldiğini unutmayın. Kendinize iyi bakın.